Merhaba hanımlar, Pınar İğne Uyalır kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sade gri yazmam var. Bunun üzerine şahane bir model yapıyoruz bugün. Modeli ben böyle bir iki oradan buradan toplayarak farklı bir model yapmaya çalıştım. İnşallah sizlerin de hoşuna gider, beğenir ve yapmak istersiniz. Ben oldukça beğendim ve çok da dikkat çekici bir model olacak. Yazmam dediğim gibi gri yazma, iplerim leylak 105 numara, leylak 294 numara, leylak füme olarak geçiyor. Diğerlerinin numaraları içerisinde durmadığı için veremiyorum. Sıralı ve çok da şık bir model olacak. Biraz da el oyalayacak. Modelimi yapacağım. İnşallah sonuçtan hepimiz memnun kalırız. Şimdi bu kısımda 2 adet zürafamı yapıyorum. Sonrasında geriye dönüyorum. Yine geriye dönüşlerimde de zürafanın tam ortasından düğüm atıyorum. Tekrar eksiltme yaparak böyle küçük bir dal oluşturuyoruz. Yine buranın da tepesine geliyorum. Sıkı bir düğüm atıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya iniyorum. İnişlerinizi de fazla bol bırakmayın. Gergin olsun. Hiç boşluk bırakmadan yine dağımı tekrarlıyorum. İki adet zürafamı yaparak geriye dönüyorum. Eksiltmeler yapıyoruz. Bir tane zürafa kalıyor. Oranın da tepesine çıkıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya iniş yapıyorum. Aralık vermeden 2 adet zürafa yaparak bu şekilde dağlarımı tekrarlayacağım.
Bu dilimin alt kısmını bu şekilde dağlar yaparak tamamlayacağım. Dağlarımı tamamladım. Burada ilk olarak mavi ipimi aldım. İlk kayamdan tepesinden düğümleyeceğim. Bu kısımda iki tane minik pırpırla başlayacağım. Geriye dönüyorum ilk pırpıra. Şimdi kenarlardan arttırmalar yapmaya başlıyorum. Gözenek sayım 5 olana kadar devam edeceğim. Sayım 4 oldu. Bir sıra daha yapıp 5'i tamamlıyorum. Son olarak çok güzel bir sıkı düğüm atıyoruz. İpimi buradan kesiyorum. Evet, ilkini tamamladım. Şimdi bu kısımda arada ben bir tane bırakacağım. Dileyen iki tane de bırakabilir. Ben bir tane kaya atlıyorum ve tekrardan lila rengimle bir tane daha üçgen dilim yapacağım.
işlemleri bitirdikten sonra da şu sondaki ve baştaki pırpırları şöyle biraz açalım iğnemizle. Tam köşeleri belli olsun. Evet. Diğerlerini de tamamladım. Şu anda aşamamız bu şekilde. Buradan sonra ne yapıyoruz? Hemen ona geçelim. Bu kısımda elime yeşil ipimi alıyorum. Burada üçgen dilimleri 5'e kadar arttırdık. Tam ortasından, yani üçüncü zürafadan yeşil ipimi sabitliyorum. Burada da 3 tane pırpır yapacağım. Pırpırlarımın uzunluğu 'dır yeterli sanırım. Üç tane pırpıra ihtiyacım var. Yine son pırpırda kuvvetlice düğüm atarak yeşil ipimi kesiyorum. Tekrar bir tane daha yapalım. Tam ortadan, üçüncü zürafadan ipimi düğümleyerek 3 tane pırpır yapacağım. Yeşil pırpırları da tamamlamış oldum. Bu şekilde de model yeterli olacaktır. Böyle de model yapabilirsiniz ama ben bir sıra daha modelin üst kısmında devam edeceğim. Buralarda da krem rengimi alıyorum. Yeşil pırpırımın ilkinden düğümleyeceğim. Burada küçük bir pırpır yapıyorum. Bir tur daha geriye geliyorum. Sıkı bir düğüm atarak buradan ipimi kesiyorum. Şimdi tekrar diğer yeşil pırpırdan düğümlüyorum. Tüm yeşil pırpırların tepesinde böyle çift pırpır diyeyim. Nasıl keloğlan motifini yapıyoruz? Aynı o şekilde iki tur yaparak bitiriyoruz. Bir tane küçük pırpır yapıyoruz. Bir sırada geriye dönerek kesiyoruz burada ipimizi. Tam üzerine otursun bir sonraki ip. Keserken zorlanıyoruz. Sonrasında yeşil pırpırın tepesine tam eşit miktarda tepeye taşıyalım.
Bakın sonrasında bitirdikten sonra tepeye taşımamız lazım ki dengeli dursun ucundaki o minik toplarımız. Evet. Bu şekilde son olarak böyle bir uygulama yapacağım. Diğerlerini de tamamlayayım. Son haliyle buradayım. Modelimi tamamlamış oldum. Modelin son hali bu şekilde olacak. Oldukça da sık yapıldı ve yine oldukça el oyalayan bir model oldu. Benim bayağı bir zamanımı aldı bu kadarcık yapabilmek. Şöyle yazmanın üzerinden de görünümünü gösteriyorum. Dediğim gibi ben aralarda bir kaya bıraktım. İki kaya bırakılırsa daha uygun olabilir. Tabii sık olmasını istiyorsanız bir kaya da yeterli. Diğer yüzünden görünümü de böyle olacak. Yazmaların kenarına çok da yakışır diye düşünüyorum ben. Oldukça göz alıcı, çok da güzel bir görsele sahip bir model oldu. Şimdi böyle bir model, ben bu sıklıkta yapıyor olsaydım yazma haricinde en az 130-140 TL'lerde yapabilirdim. Çünkü inanılmaz el oyalıyor. Çok da uğraştırıcı bölümleri var. Bu yüzden en az, yani başlayacağım fiyat 130-140 olurdu. Bugün de selamlarımı Zübeyde Özel Hanım'a gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Beni izleyen her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni bir modelle yine inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın.